Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda elektrikli ocak bağlantısı gerçekleştireceğiz. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle size kısa bir bilgi vereyim. Elektrikli ocaklarda biz fiş kullanmıyoruz arkadaşlar. Fişi kullanmamamızın sebebi, fişin belirli bir amper gücü var. Belirli bir güçten sonra fiş erimeye başlar. Prizle birbirine yapışmaya başlar. Prizle fiş eridikten sonra kablo da erimeye başlar. Biz bu tehlikeyi engellemek için sigorta bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Prizin kendi kablosunda antikrom kabloyla çekip sigortalara giriş verip ocak çıkışını da sigortanın çıkışından alıyoruz ve bu şekilde kablonun yanmasını ve fişin yanmasını engellemiş oluyoruz. Sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Sigortamızı takacağız hep birlikte. Devam edeceğiz arkadaşlar videomuza. Bu ocağımızın kablosu arkadaşlar. Topraklaması da mevcut. Normalde kendi üstündeki kablo 1,5'luk ama biz buna 2,5'luk kablo çekeceğiz. 1,5'luk kablo biraz zayıf kalabilir. Elektrikli olduğu için enerjiyi biraz fazla çekiyor arkadaşlar. Çalışma alanımız dar olduğu için biraz dışarıda bağlantı yapıyoruz, biraz içeride yapıyoruz. Nereden kolayımıza gelirse. Şimdi videoyu izleyen bazı arkadaşlarımız ya usta bu fişte çalışmaz mı? Biz bunun ucuna fiş bağlasak olmaz mı? Olur ama uzun vadeli çalışmaz arkadaşlar. Çünkü ocakta bir yemek piştiği zaman ortalama 1 saat 2 saat açık kaldığı oluyor. Evimizde ocağı her gün kullanıyoruz. Her gün kullandığımız için kısa zamanda fişimiz erime yapacaktır. Sürekli usta çağırıp iş çıkmasını istemiyorsanız bu şekilde sigortalı bir şekilde bağlantı yapın. Girişini çıkışını sigortadan alırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Thank you.
Arkadaşlar elektrik bağlantısı yaparken sigortaları kapatmanızı tavsiye ederim sizlere. Elektrik çünkü tehlikelidir. Sigorta öncesinde değil mi? Şimdi mesela kapatsak zaten fırını arada elektrik yok değil mi? Aynen öyle. Şu an elektrik geçmiyor. Şu an elektrik takarken sıkıntı yok. Aynen öyle. Siz benim numarayı ilk internetten bulmuştunuz değil mi? Yok. Bir şey, kapı kilit için bir anahtarcı çağırmıştım da bir arkadaş. Ha. Ona sormuştum var mı diye. Tamam tamam tarzı. Şimdi hatırladım tamam. Adını unuttum ama. Muhammed. Muhammed diye bir arkadaş. Çilingir için gelmişti herhalde. Kapı evet, kilidi kapı kilidi değişim için gelmiş. Tamam şimdi oldu abi. Bağlantımız bitti. Bağlantıyı yaptığımız yere şöyle çek abi. Sigorta koyduğumuz yere. Prizimizden aldık bağlantımızı. Şimdi testini yapacağız. Açtık. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.